Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimizde Bilsem sınava girecek arkadaşlarımız için bu videoyu çekiyorum. Sınavda neler sorulacaklar, nelerden puan alacaksınız onları göstereceğim. Kompozisyondan puan alacaksınız. Kompozisyon 20 puan çocuklar. Ayrıca oran ve orantı, o da 20 puan. Çizgi değerleri, bu da 20 puan. Perspektif 20 puan ve yaratıcılık, yani imgesel dediğimiz hayali gücüne dayalı çizim yöntemi, toplamda hepsinin toplamı 100 puan ediyor çocuklar. Bunları teker teker sizlere ayrıntılı olarak anlatacağım. İlk başta kompozisyon. Kompozisyonu nasıl aktaracağız kağıdımıza? Kompozisyonu nasıl oluşturacağız? Onu göstereceğim çocuklar. Örnekler vereceğim. Bakın çocuklar, bize bu şekilde karşımıza bir ayakkabı koyabilirler, bir şey çizmemizi isterler. Ne olursa olsun kompozisyonu her yerde uyguluyoruz çocuklar. İmgeselde de uyguluyoruz, normal çizimlerimize de uyguluyoruz. Her yerde kompozisyonu uygulamak zorundayız çocuklar. Mesela bu ayakkabı verdiler. Bakın şuraya bir ayakkabı çizmişim. Ben bu ayakkabıyı bu tarafta başlamış olsaydım kompozisyon hatası yapmış olurdum. Veya burada yapmış olsaydım gene kompozisyon hatası yapmış olurdum. Mesela üst kısımdan başlardım, buradan yapmış olsaydım alt tarafı sığmayacaktı. Veya bu ayakkabıyı bu taraflarda yapmış olsaydım ayakkabının ön kısmı buraya sığmayacaktı. O yüzden kağıdımızı ortalıyoruz. Yani ilk 20 puan alacağımız, sadece bunu düzenli olarak buraya uyguladığımız zaman 20 puan bundan alıyoruz. Bu normal obje çizimleri. Mesela imgesel hayali dediğimiz imgesel çizimler olacak. Bakın burada kompozisyonu yapmışım. Bakın ortaya almışım. Burada mesela Kurban Bayramı denilmiş. Hayali olarak ben bunu çizdim. Bu şekilde kurban yatırmış. Çocuklar burada korkmuş, ürkmüş. Yani kağıdımızı dolduracağız çocuklar. Yani kağıdı dolduracağımız şekilde yapacağız. Oran ve orantısına dikkat edeceğiz. Bu şekilde kompozisyonu bu şekilde yapabiliriz çocuklar. Mesela burada da ayrı bir çalışma var. Bakın bu da bu şekilde yapmışım. Kağıdıma her yerini doldurmuşum. Yani burada kompozisyon hatası yok çocuklar. Mesela burada otobüsün yarısını görebiliriz. Bunda sıkıntı yok. Ama bizden istenilen figürler, mesela 3 tane figür demişler. Bakın burada 3 tane yapmışım. Ayrıca ekstra da otobüse de farklı farklı figürler yapmışım. Farklı bir çalışma göstereceğim size. Çocuklar burada kağıdı dik de tutabiliriz. Bakın öbürleri yataydı. Bunu dik şekilde kullandım. Daha büyük ve daha ayrıntılı yapabilirsiniz. Gene burada bir başka bir çalışma var. Kompozisyonu düzgün olan. Burada gene tren garı, çocuk, anne ve büyük oğlu. Bakın burada hepsinin oran ve orantısı düzgün. Kompozisyonu düzgün. Çizgi değerleri sağlam. Bu şekilde bir çalışma yaptığınızda sınavı geçeceksiniz çocuklar.